piramit komutunu göreceğiz. Bakın buradan seçiyoruz. Alt kısımda bir tane çokgen oluşturuyoruz arkadaşlar. Çokgen komutları gibi bakın. Exercise. Sağ tuş bakın. Size 4. 4 kalsın. Enter diyelim. Merkez noktayı tıklıyoruz. Daha sonra çemberin içine mi dışına mı bunu değiştirebiliriz arkadaşlar. Bakın. Şurada dışına, içine gibi seçebilirim. Yarıçapı giriyorum. 300 diyelim. Daha sonra yüksekliğe giriyorum. 300 diyelim. Bir piramitim oluştu. Tekrar gelelim. Size diyelim. Değiştirelim. Altı kenar olsun. Bakın tıklayalım. Bakın şurada yine çemberin içine dışına değiştirebiliriz. Yarıçap girelim. 600. Daha sonra bakın şurada two point seçip şurada seçersek buradaki noktalar arasındaki uzaklığı almış oluruz. Silelim. Tekrar gelelim. Tıklayalım. 600 girelim. Enter. Daha sonra axis endpoint deyip bakın yüzey yönelimini değiştirebiliriz arkadaşlar. Bakın buradaki uç noktasının yönünü değiştirebiliriz. Burada yüksekliğe girelim. 600 girelim. Tab tuşuyla açıya geçip 45 girelim. Böyle çevirmiş olduk. Tekrar gelelim. Seçelim. Size diyelim. 5 kenarlı olsun. Bakın tıklayalım. Daha sonra burada etrafına diyelim. 600 diyelim. Tab radius diyelim. Buradaki üstteki yarı çapı değiştirelim. Üstteki yarı çapımız kaç olsun? 300 olsun. Daha sonra yüksekliğe giriyoruz. Yüksekliğimiz de 500 olsun. Bakın daha sonra bunu tıklayıp sağ tuşla properties deyip buradan özelliklerini değiştirebiliriz arkadaşlar. Bakın yüksekliğini alttaki kısmın yarı çapını, üstteki kısmın yarı çapına buradaki kenar sayısını değiştirebiliriz. Bakın kenar sayısını 6 yapalım. Buradan manipüle edebiliriz. Bakın yine şuradaki griplerden tutup çekebiliriz arkadaşlar. Şöyle. Şuradan iki boyutlu tel kafes görünümünü görebiliriz arkadaşlar. Piramit komutumuz bu kadar.